Gece başlayan diş ağrısı, ileri derecede çürümüş bir dişin iltihaplanmaya başladığının habercisidir. Diş hekimliğindeki en şiddetli ağrı tipi gece uyandıran diş ağrılarıdır. Peki neden bu kadar çok ağrı oluyor? İlerlemiş bir çürük pulpa dokusuna ulaştığında tedavi edilmediği takdirde pulpa dokusunu da tamamını içine alan ve kök ucundan sızarak zamanla kemiğe yayılan bir iltihaba dönüşebilmektedir. Ve bu dönüşüm sonucunda bu bölgede ciddi bir iltihabi reaksiyon oluşmaktadır. Peki böyle bir durumla karşılaştığımızda neler yapabiliriz? Öncelikli olarak mevcut bir çürük varsa ve içi gıda artığı varsa mutlaka o bölgenin diş fırçası ya da diş ipiyle, ara fırçayla çok iyi temizlenmesi gerekir. Fırçalama işleminin ardından yarım su bardağı suyun içerisine kaynamış ılımış su olursa bu daha iyi olur. Bir çay kaşığı tuz atarak bu bölgede bir tuzlu su gargarısı önermekteyiz. Bu ağrımızın büyük bir kısmını ortadan kaldıracaktır. Çok şiddetli ağrı devam ediyorsa ve ağrıda herhangi bir azalma söz konusu değilse öyle bir durumda bir ağrı kesici de önerilebilmektedir. Eğer ulaşabiliyorsak hekimimize mutlaka kısa zamanda ulaşmamız gerekir. Ama böyle bir durum söz konusu değilse ve yüzde bir şişlik de mevcutsa öyle bir durumda daha çok soğuk kompres de önermekteyiz. İltihap varlığında ve çok şiddetli bir ağrı durumunda kesinlikle sıcak pansuman yapılmamalıdır. Ya da ağrıyı gidermek amacıyla çürük dokusunun içerisine ağrı kesici gibi, kolonyalı pamuk gibi zarar verecek, etrafındaki diş eti dokusunu tahriş edecek uygulamalardan kaçınmamız gerekir. Çünkü bunlar ikincil bir ağrıya sebep vermektedir. Gece uyandıran bir ağrının arkasından mutlaka en kısa sürede diş hekimine ulaşmamız gerekir.